Arapça kökenli bir kelime soracağız. Soralım. Herhangi bir şey için uygun zaman, durum veya şart. Bu sizin için çok uygun zaman. Harf alayım. Harf aldık. F. Harf alayım. Buyurun. T. Fırsat. Fırsat doğru cevap. Efendim yedi harflilere geçiverdik. Gelsin bakalım yedi harfli ilk kelimemizin sorusu. Son ya da sonunda anlamlarına gelen Arapça kökenli kelime. Harf alayım. Buyurun. Sona erme. Nihayet. Nihayet doğru cevap. Efendim yarışmanın ortasındayız. 2800 puanımız ve 1 dakika 43 saniye süremiz var. 7 tane de harf alabiliriz. Yedi. Her şey şu an çok yolunda görünüyor ama 1 dakika 43 saniye biraz bizi zorlayabilir. Tamam. Ona biraz dikkat edelim. 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Arapça kökenli bir kelime kendileri buyursunlar. Belli bir eğitimle kazanılan bilgi ve becerilere ilişkin kişinin uzmanlık alanı. Deneyim. Tecrübe. Değil. Harf alayım. Buyurun. Belli bir eğitim. Belli bir eğitimle kazanılan bilgi ve becerileri nerede kullanıyorsunuz? Meslek. Evet. Bu da o, neyin uzmanlık alanı? Devam edin. Mesleki. Mesleki doğru cevap. 8 harflilere geçtik. Mastarlı bir kelime sormaya karar verdik. Bizim çünkü ne yapacağımız belli olmaz sevgili izleyenler. Yapıştıralım soruyu. Birinin gözüne girmek, sevgisini kazanmak için çalışmak. Love bombing, şaka. Harf alayım. Harf verelim. Harf alayım. Yaranmak. Yaranmak. Doğru cevap. Az daha Can Kandan şarkı söyleyecektim. Oradan yaranamadım diye. 8 harflerle devam ediyoruz. Yine Fransızca kökenli bir kelime. Bakalım nasıl sorduk. Bir şeye dair ilk örnek, model. İlk, daha seri üretime girme. Prototip. Prototip doğru cevap. 9 harflilerdeyiz Fatih Bey. Farsça kökenli yapım eki var. Oo neler neler. Gelsin bakalım soru. Parası, malı, varlığı çok olma durumu. Basit düşünün. Çok paranız varsa. Zenginlik. Zenginlik. Zenginlik doğru cevap. 9 harflilerdeyiz hala. Fransızca kökenli geliyor. Buyursunlar. Gök cisimlerinin konumlarını ve hareketlerini inceleyen bilim dalı. Gök cisimlerinin konumlarını ve yerini. Harf alayım. Harf. T. Meteoroloji. Yok artık. Harf alayım. Harf aldık. M. Gök cisimleri. Meteoroloji hava durumu ile ilgili biliyorsunuz. Mesela gök cismi deyince ne geliyor aklınıza? Gezegen. Mesela. Yıldız vesaire. Uydu da olabilir. Mesela gittiniz uyduya. Siz ne oldunuz? Astronomi. Astronomi doğru cevap.